Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün yanımızda sevgili Şitafan Kunsuz'un yardımcısı Kenan Koçak var. Kendisiyle milli takımdaki süreci konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk olarak bununla başlamak istiyorum. Milli takımda yardımcı teknik direktör olmak nasıl bir hissi? Tabii ki yıl evvel bu görevi teklif ettiğim teklif geldiğinde ben ilk defa yardımcılık yaptım. Onun için tabii ki soru işaretleriyle başlamıştık bu göreve. Ama yoğun geçti. Ülkeyi yakından tanıdık. Ülke futbolunu yakından tanıdık. Onun için tabii ki yoğun ama ne zaman ki o milli marş okundu o zaman ben o bütün yorgunluğumuzu atıp enerjimizi doldurup görevimize devam ettik. Aslında siz daha az önce söylediğiniz Ülkeyi daha yakından tanıyabildik diye. E, bu da aslında biraz Süper Lig açısından da size soruların yönelmesine sebep oluyor. Peki Süper Lig'den bir teklif gelse ülkeyi de tanıdığınız ve biraz daha aşina olduğunuz için kabul eder misiniz? Ve gelecek olsa hangi takımdan gelmesini istersiniz? Ben hayatımda hiçbir zaman inanmadığım bir işe girişmedim. Yani eğer bir teklif gelirse bu teklifte kendimi teknik direktör olarak veya tak takımımı Oynarken kendimi görebileceğim teknik olarak bir proje olduğunu inanırsam tabii ki seve seve teklifi kabul ederim. Sonuçta isterim ki devam, milli takım olmasak bile devam ülke futboluna faydamız olsun, dokunsun. O yüzden tabii Versailles'e da fazla yaşayan biri değilim. O zaman geldiği zaman değerlendiririz, oturur konuşuruz. Ondan sonra beraber karar veririz sizin bir Arda Güler ve Jesus'la alakalı açıklamalarınız vardı ve gündeme de geldi aslında. Biraz perde arkasına değinebilir misiniz? Ya o sadece bizim kulüplerle yaptığımız görüşmeler arasında olan bir e, diyalogtu. Ee, Arda Güler'in tabii ki bizim değerli olduğunu, kendisinin o zamanlar Fenerbahçe'de fazla süre almadığı için kendisinin biraz daha fazla süre almasını istedim, belli ettim, beyan ettim. Çünkü bizim her zaman istediğimiz konu futbolcularımızın Performans zaman alması, zaman alarak gelişmesi. Ondan sonra tabii ki o zamanlar biraz daha fiziki konuydu. Biz de tabii ki o zaman oynamasını rica ettik, söyledim. Konu bundan ibaret. Peki şu an için Arda Güler'in bir sakatlık durumu da var. Arda Güler'in geleceği nasıl görüyorsunuz siz? Yani şimdi sakatlığını bu hani zaman, ona, o zamana biraz bağlamak bence doğru değil. Sonuçta büyük bir camiyeden gitti yani Fenerbahçe gibi camiye e, i̇tmanları yiyip e, gitti oraya. Sakatlık ama her türlü her an olabilir. Yani hiç sakatlamamış bir adam içinde bir de yani önümüzdeki 5 saniyeyi bilmiyoruz ne olacak. Her insanın başına gelebilir. Umarım bu sakatdan dolayı hemen çabuk atlatır, daha geçiyor döner. Ama ondan hiçbir şüphem yok. Şimdi te, milli takımımızın başına e, Montella geçti. E, siz geçtiğimiz sene yaptınız ama yeniden devam etmek ister misiniz? Yoksa tam bir teknik direktör olarak kendi takımınızı mı çalıştırmak istersiniz? Yönetimin bana bu tür yaklaşımı oldu, teklifi oldu ama ben kendi yolumu yine tekrardan çizmek istediğimi belirttim. Teşekkür ettim. Buradan yine teşekkür ediyorum bütün yönetim kurulu üyeselerine olmasına. Başta Sayın Mehmet Büyükekşi Başkanıma. Ama ben kararımı o yönde ver. Hem yani yeni hoca için de daha iyi olur. Montel Hoca'ya da başarılar diliyorum. Ee, ama ben de artık e, kendi kariyerimi, kendi yapılanmamla devam etmek istiyorum. Hocam kariyerinizle konuşacağız ama e, şunu da merak ediyorlar. ve veda derken bir açıklamaları da vardı futbolcular hakkında. E, siz futbolcuların konsa karşı tepkili olduğunu hiç hissettiniz mi bu süreçte? Ben iki yıldır e, o tür bir karaktere sahip futbolcuları görmedim. Hı hı. Tanımadım. Hepsi karakterli düzgün futbolcular. Kendi işini yapmaya konsantre olan futbolcular zaten öyle bir durum olsa sonuçta şimdi Hıbatistan'da aynı puanda olup bu puan ortalamasına elde etmek kolay değil. O yüzden öyle bir şeye ben kendim şahsen şahitlik edemem. Peki siz futbolun içinde olan bir teknik adam olarak sizin kendi tahmininizi sormak istiyorum. Sizce bu sezon Süper Lig'de kim şampiyon olur? Çok zor bir soru. Daha erken bir soru. Zaten başa baş gidiyor lig. bakalım daha sezon sonuna kadar çok çık önde olan takım var. Hezron sonraklar daha çok ee, mücadeleler olur. Onun için onun yorumunu getirmek şu an çok zor. Peki çok teşekkür ederiz o zaman. Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar.